Merhaba değerli izleyenler. Ulusal kanal ekranlarında biraz gecikmeli de olsa ulusal özel programında karşınızdayız. Yoğun bir gündem maddesi var. Malumunuz 15 Temmuz'da yaşananlar. O gece ve sonrası tabii ki de en az o kadar hareketli bir Türkiye gündemine uyandık. Birçok gelişme arka arkaya geliyor. Peki bu gelişmeler nereye doğru gidecek? Olağanüstü hal ilanı. Fethullah Gülen'i istiyor Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri verecek mi, vermeyecek mi, nasıl davranıyor? Askerin içine Fethullahçı çete bu kadar nasıl sızdı? Ve bundan sonrası nereye doğru gider? İşte bu soruların yanıtlarını konuklarımla birlikte soracağım. Çok değerli bir konuğum var. Emekli Orgeneral Tuncer Kılıç, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yapmış bir isim. Ve en yakından bu süreci bilen isimlerden birisi. İşte bu soruları ve daha fazlasını Tuncer Kılıç'a yönelteceğim. Ulusal Özel başlıyor. Evet, efendim hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Sağ olun. Hoş bulduk. Yoğun bir gündem içerisinde dediğim gibi. Evet. Başıyla ve şimdi sürenleriyle de tabii ki arka arkaya kararlar hatta son dakikalar da bir yandan geliyor. Ben izleyicilerimi hatırlatayım. Almanya'da bir Münih'te bir saldırı yaşandı. Ayrıntılarını da birazdan sizlere aktaracağım değerli izleyenler. Program içinde olacak Ulusal'da canlı yayında izleyeceksiniz ayrıntıları, onu söyleyeyim. Silahlı bir saldırı söz konusu. Biz de yakından takip ediyoruz. Bilgileri vereceğiz ama tabii Türkiye'nin gündemi de oldukça sıcak. Hatta biraz önce Cumhurbaşkanı ile MİT Müsteşarı arasında görüşmeler sonuçlandı ama şu soruyla başlamak istiyorum. Çok ciddi sayıda general, diğer rütbelerde subaylar şu an tutuklanıyor. Daha arananlar var. Şöyle bir resme baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Program öncesi de biraz sordum aslında. Şaşırdığınız bir isim var mı? Bu kadar sızmış olmaları size neler düşündürüyor? Evet, biraz önce de söylediğim gibi yani bütün isimler şaşırttı bizi. Bütün rütbeler şaşırttı. Tabii ki zaman içerisinde silahlı kuvvetler içerisine Fethullah denen adamın fikirleriyle yolunu şaşırmış bir takım insanların varlığını hep duyduk. Ve zaman içerisinde zaten biz bu tip insanları çağ dışı düşüncelere sahip, ondan sonra tamamen rasyonel düşüncenin dışındaki insanları biz kendi bünyemizden ayırıyorduk biliyorsunuz. Evet. Ama bir dönem geldi ki artık bunların ayrılması tamamen oldu, kesildi. Hatta bir ilk AKP hükümetinin ilk başbakanı Sayın Gül döneminde şerh kondu bu insanlar ayrılmasın diye. İçlerinde Fethullahçılar da var değil mi? Bunu bilemem ama yani bir şekilde işte yaşam tarzı itibariyle, bilmem işte hayat tarzı itibariyle pek silahlı kuvvetler bünyesine yakışmayan, çağdaşlığa yakışmayan tutumlar içerisinde olan insanlardı. Bunların bazıları kendi evlerinde haremlik, selamlık uygulayan insanlar vardı ki önümüze gelen dosyalardan onları görüyorduk. Hatta bir hakim albay, deniz albayı, ben Milli Savunma Bakanlık Müsteşarı iken önüme dosyası geldiği zaman olamaz dedim, mümkün değil böyle bir şey dedim. Çağırdım şahsı, albayım dedim, sizin hakkınızda böyle bir şey var. Ne şaşırdınız, neydi? Şaşırdım, nasıl olabilir yani bir hakim albay rütbesine gelmiş efendim. Ve hukuk okumuş, yani çağ içerisinde düşüncelere sahip olması gereken bir insan. Ben hayretler içinde kaldım. Dedim ki ağabeyim lütfen bu yanlış deyin, yalan deyin. Önümdeki dosyada böyle yazıyor. Diyemem dedi. Arkasından dedim ki peki dedim bana bir söz verin. Yani bakın ben bu dosyayı işleme koyduğum zaman sizin silahlı kuvvetlerde kalma şansınız kalmayacak. Büyük bir çaba göstermiş olmama rağmen onu ben şimdi ismini falan da hatırlayamam. Efendim ikna edemedim ve tabii o dönemde o silahlı kuvvetlerden ayrıldı. Peki bir o dönemlere biraz döneceğim. 87-89 yılları arası Genelkurmay Genel Sekreterliği görevini yürüttünüz.
Ve şimdi darbe girişiminin ardından tutuklananlar üzerinden şöyle bir sahne çıkıyor ortaya. Özellikle 86-87 girişliler ve şu an Tuğ General, tüm general rütbesinde olanlar asıl olarak o ekibin tepesinde olduğu ifade ediliyor. Hiç fark etmediniz mi? Hiç o dönemlerde kulağınıza gelmiyor muydu? Harp okullarına özellikle bu türde Fethullahçı gruba mensup kişiler giriyor. Ben hatırlamıyorum. Yani böyle bir şey, duyum veya işte istihbarat, hani zaten öyle bir duyum istihbarat olsaydı o günlerde mutlaka gerekleri yapılırdı. Yani 80'lerden bahsediyorsunuz. 87 benim ilk Tuğ Generallik dönemim. Evet, 2 sene süreyle 87-89 Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği yaptığım dönemde bu tür şeyler yoktu. Olsa da zaten ayıklanma şansı vardı. Kimse bunlara müzaharet etmiyordu. Kimse bunları kollamıyordu, korumuyordu. Ama bir dönem geldi ki biz silahlı kuvvetler bünyesinden ayırdığımız ama Fethullahçı ama başka efendim bir tarikatın bilmem nesi. Sonuçta yani siyasi açıdan dini siyasete alet etmek isteyen insanların takipçisi olarak ortaya çıkan insanlar bizim bünyemizde kalamazdı. Ama biz bunları ayıkladıkça yani hatırlayacaksınız bazı belediye başkanları bilmem bazı partilere mensup insanlar bunlara müzaharet etti, bunlara sahip çıktı, bunları aldılar, koltukların altında beslediler. Şimdi bugünlerde de tabii durum değişti. İşte bilmem herkes şaşkına döndü. Yani silahlı kuvvetler, bakınız Türkiye Cumhuriyeti kurumların içerisinde en çağdaş birimlerden bir tanesidir. Laikliğe son derece efendim saygılı, içselleştirmiş ve demokrasiyi de aynı şekilde içselleştirmiş. Zaman zaman Türkiye tabii silahlı kuvvetlerin işte darbesiyle, şunuyla, bunuyla falan karşılaştı. Ama o dönemlerde yapılan darbeler, şunlar, bunlar şüphe yok ki demokrasi açısından tasvip edilecek bir durum değilse de yine de demokrasinin rayına oturması hususunda bir takım çabalar olduğunu tarih yazacaktır mutlaka. Ama bugün baktığınız zaman yani çağ dışı bir toplumuz sanki. Ben yani silahlı kuvvetlere hiçbir şekilde konduramadığım silahlı kuvvetler bünyesinde general rütbesine gelmiş insanların böyle saçma sapan bir takım ondan sonra insanların peşinden gidecek kadar aptalca bir tutum içinde olmuş olmaları. Darbe gecesi evde miydiniz? Hayır, bir dışarıda yemekteydim. Görüntüleri izleme olanağınız oldu mu o an itibaren? Nasıl duydunuz? İlk başta olmadı. Bir takım telefonlar geldi. Şöyle böyle bir şeyler söyleniyor diye. Dolayısıyla yemeği kısa kesip evde televizyon... İlk tepkinize, ilk aklınıza ne geldi? Yani bu dönemde kim darbe yapabilir? Yani ilk aklımıza gelen bir şaşkınlık var işin içinde. Ondan sonra niye var? Yani onu kabul edemiyorsunuz. Bir de silahlar kullanılıyor diyor. Bilmem işte yani bakın yani Türkiye'de Yüce Atatürk'ün meclis için söylediği bir söz var. Meclis Cumhuriyet'in efendim şeysidir diyor. İsterseniz bir virgül koyalım. Kıblesi. Şu an bir canlı yayınlarmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bir açıklama yapıyor. MİT Müsteşarı'yla görüşmesi olsun. Olur. Bir izleyelim. Hem onu da yorumlama fırsatımız olur. Evet. Hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönüyoruz. Bir dinleyelim. Elde ettikleri silahı tüm uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, toplarıyla, ağır silahlarıyla millete karşı kullanacak kadar alçak, hain, namussuzdurlar. Bunların Pensilvanya'daki temsilcisi, başlarındaki yöneticisi şimdi oradan sürekli meydan okuyor. Kendine göre. Ve tabii bir taraftan da Türkiye'den kaçıp oradaki
çiftliklerinde buluştukları kişilerle, aynı şekilde Avrupa'daki çeşitli ülkelerdeki yine sığıntılarla beraber burayı izlemeye kalktılar. Hamdolsun Rabbimin lütfu, bekledikleri neticeyi alamadılar. Çünkü bunlar dini bildiklerini zannediyorlardı. Ama bir şeyin farkında değildiler. O da ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. En büyük hesap sahibinin, hesap edicinin Allah olduğunu bunlar hesap dışı tutmuşlardı. Şimdi işte o hesap tecelli etti. Kendilerine göre koordinatlar istediler, tutmadı. Tamam, geldiniz, meclisi vurdunuz. Burası milletin meclisi. Siz milletin temsilcilerini vurmaya kalktınız. Milleti vurmaya kalktınız. İşte onun için bu kardeşiniz elindeki telefonlarla, cep telefonlarıyla televizyonlara bağlandığı zaman, meydanlara milletimi davet ettiğim andan itibaren, milletim eğer Türkiye'nin 81 vilayetinde meydanlara yürüdüyse, meydanları doldurduysa, işte bunların bu hesabının dışındaki adımdı ve buraya yapılan o saldırıydı. Bakın her akşam oluyor. Ve ben milletime şu çağrıda bulunuyorum. İkinci bir talimata kadar sakın bu meydanları boş bırakmayın. Nihai kararı milletimizle beraber vereceğiz. Ama biraz sabır. Çünkü hep televizyon programlarında söylüyorum. Bu öyle bir virüs ki metastaz yapmış. Bunun tam manasıyla kazınması. Bazen bu kazımalar bile ne yapmaz? Yetmez. Hiç ummadığınız bir yerden tekrar üreyebilir. Ama biz bunu minimize etmek durumundayız. Ki yolumuza emin bir şekilde devam edelim, yürüyelim. Bunlar takiyeyi çok çok başarılı yapıyorlar. Kendilerini çok iyi gizliyorlar. Bunlar bu kalemuna saygısızlık olur. Ondan öteler. Ve parlamentomuzu, meclisimizi gezerken gördüğüm hal şu anda dünyaya bir örnektir aslında. Eğer Batı gerçekten demokrasiye inandığını savunuyorsa, bize sağdan soldan ikircikli tavırlarla böyle parantez içi kınamalar yapmasınlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yeri geldiğinde aktaracağız. Kritik noktalarda takip ettiğimiz haberler var tabii ki de. O noktalardan özellikle bakacağız ama Tuncay Bey, bir virgül koymuştuk. İsterseniz virgülden devam edin. Bazı evet, soracaklarım da var size. Virgülde şunu söylemek istiyordum. Yüce Atatürk meclis için Cumhuriyet'in Kâbesi diyor. Bu kadar önemsenen, bu kadar efendim önem verilen bir müesseseye benim silahlarım gidip ondan sonra ateş ediyor. Bunu hafsalanın alması mümkün değil. Yani hangi mantık, hangi şeyle hareket edip de düşünceyle gidip kendi meclisini vurabiliyor. Yani silahlı kuvvetler belki zaman içerisinde bir takım dediğim gibi efendim müdahaleler, şunlar bunlar yapmıştır ama böyle bir müdahale hiçbir zaman vaki olmamıştır ve de son derece çirkin, son derece ayıp. Evet. Ve biz dediğim gibi
bu ülkenin en çağdaş müesseselerinden biri kabul ediyoruz kendimizi. Peki bu kadar aşırı şiddeti neye bağlıyorsunuz? Bazı yorumcular örneğin bir CIA yöntemi gibi, sanki Latin Amerika'daki askeri darbelerdeki halka karşı şiddet yönüyle. Bu derece radikalleşmeleri, şiddet kullanmaları nedir? Neyin göstergesidir? Bence bir şaşkınlıktan başka bir şey değil. Çünkü evet, yaptıkları şeyin yani hiçbir şekilde kabul edilecek tarafları yok. Herhangi bir, yani bir askeri açıdan düşünüyorum. Evet. Köprünün başına tankı çıkarmanın ne anlamı olduğunu bir türlü ben bir akıl yürütemiyorum. Nedir yani? Sebep nedir? İki yaka arasında birisi bir tarafa kuvvet kaydıracak, ona mı mani olunacak, yoksa ne manası vardır ben çözemedim. Yani yakanın birisinde olursunuz da evet, öbür taraftan size bir etki gelecek diye ona mani olabilirsiniz. Ama İstanbul'da böyle bir şey söz konusu değil. Her iki yakada da efendim devletin güçleri var ve o güçleri de siz bir taraftan kendiniz kullanıyorsunuz. Evet. Yani halka gösteri bir, mi yapıyorlar? Bir şaşkınlıktan halka başka bir şey değil. Evet. Tamamen bir şaşkınlık var. Sanki bu devlete, bu ulusa bir hezeyanla hareket edilmiş bir durum var yani. Bunu hiçbir mantığın, hiçbir aklın kabul etmesi mümkün değil. Dolayısıyla tabii şu anda halkın göstermiş olduğu tepkiler yerinde. Ama şunu bilmelisin ki, halk evet, şunu bilmeli ki, bu coğrafyada yaşamak çok kolay değildir. Bu coğrafyada behemahal çok güçlü bir orduya ihtiyacınız vardır. Silahlı kuvvetlere ihtiyacınız evet, vardır. Bir hata yapılmıştır ama silahlı kuvvetlerin ana bünyesi, başta efendim komuta kademesi buna evet dememiştir. Buna karşı koymak istemiştir. Belli ki bir noktaya kadar ama onlar da enterne edilmişlerdir. Evet. Fakat o gösteriyor ki silahlı kuvvetler bünyenin bütünüyle böyle bir kalkışma içinde değildir. Ve yine onların tutumuyla bugün bu bela def edilmiştir, uzaklaştırılmıştır. Yalnız sokağa çıkmakla, bilmem halkın evet, sokağa çıkmasıyla efendim darbe önlenmiş değildir. Asıl darbeyi önleyen silahlı kuvvetlerin ana unsurlarıdır. Evet. Bu açık ve seçik. Yani dolayısıyla halkın silahlı kuvvetlere karşı tutumu, bugün bir takım belki aşırı faaliyetleri görüyoruz. Bunlar yanlıştır. Bir şekilde bunlardan vazgeçilmelidir. Çünkü silahlı kuvvetlerin bünyesi her zaman milliyetçidir, her zaman Atatürkçüdür, her zaman Kemalizm peşindedir, her zaman uygarlığın peşindedir ve her zaman ulusal çıkarların peşindedir. Bunu hiçbir şekilde başka türlü yorumlamak mümkün değildir. Peki bir noktayı da özellikle sormak isterim. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yaptınız. Devletin istihbarat kurumları nasıl çalışır, neler olur çok iyi biliyorsunuz. Şimdiki tartışma şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir programda eniştemden öğrendim dedi. Başbakan çok uzun süre ulaşamadım MİT müsteşarına dedi. Bilinemez mi gerçekten? Bu kadar saklayabilirler mi? Efendim tabii onu araştırırlar. Neden geç bildirilmiştir, neden bildirilmemiştir? Silahlı kuvvetlere saat 16'da bildirildiği söyleniyor. He. Diğer efendim, asıl bildirilmesi gereken hedefte olan Cumhurbaşkanı, Başbakan saat 21'lerde falan filan evet, aldıklarını söylüyorlar. Tabii bakın buradaki bütün sıkıntının temeli ve bu günlere gelinmesinin de belki temellerinde silahlı kuvvetler bir şeysini, generalini MİT müsteşarı olarak atıyordu, veriyordu. Evet. Bundan vazgeçilmiştir. O günden bugüne de MİT başkanlığı hep bir takım siyasi beklentiler içerisinde işte kendi şeyini yerini muhafaza edebilmek falan filan açısından bir gayretleri olmuştur ama böyle çok sıkıntılı bir dönemde durumun nereye varacağı hususunda iyi bir efendim karar alamayıp bunu nerelere iletmesi gerektiğini dahi beceremeyen bir insanla baş başa. Bunu ben seçmedim.
Bunu işte bugün bizi idare eden efendim siyasiler getirdiler oraya. Nasıl bir efendim şahıs seçtiklerini herhalde artık takdiri kendilerine ait. Onlar bir şey diyemiyor. Biraz da onlar düşünecek bundan sonra. Tabii düşünecekler. Evet, evet. Ama dediğim gibi yani bundan silahlı kuvvetler de büyük sıkıntı çekmiştir. Silahlı kuvvetler bünyesine bu kadar şeysiz, izansız, bu kadar mantıksız bilmem bir takım dini bilmem görüşler şeysinde, çerçevesinde şey yapan, yoldan çıkan insanlar neden içimizde bu kadar olmuştur? Bütün bunlar hepsi eğer MİT'in başında gerçekten bir aklı başında efendim, stratejiyi bilmem tehdidin ne olduğunu, ne olmadığını, laikliğin ne olup olmadığını bilincinde olan bir adamın bulunmasıyla efendim bunların hiçbirisini kale almayan birilerinin bulunması arasında tamamen kendilerine siyasi bir takım makamlar elde edebilmek açısından evet. hizmet eden insanlar arasındaki fark ortaya çıkmıştır. Ama bundan hem silahlı kuvvetler büyük yara almıştır bu tutumdan hem de devlet yara almıştır. Evet. Peki darbe gecesi. Herkes tabii gözler bir yandan ülke içinde bir yandan da ülke dışından acaba hangi açıklamalar gelecek noktasındaydı. Amerika Birleşik Devletleri bir süre hiç ses çıkarmadı. Sonrasında kınadı Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan daha sonrasında. Batı'nın tavrını, duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz böyle bir girişim karşısında? Şimdi Batı elini ovuşturuyor aslına bakarsanız. Evet. Yani Amerika'da, efendim, Avrupa'da elini ovuşturuyor. Çünkü onların hep kafasında Birinci Dünya Savaşı sonrasında efendim bu topraklarda oluşturmak istedikleri bir Kürdistan, bir bilmem daha büyük Ermenistan hayalleri hep muhafaza edildi Batı tarafından. Evet. Dolayısıyla Türkiye'deki her türlü karışıklık bu konularda mücadele veren işte bilmem PKK gibi bir takım şeylere, unsurlara daha fazla umut verecekti. Onlar da bunun beklentisinde adım adım zaten bu konuda işte kullandıkları güçler var. Evet. İşte terör örgütü var. Bir şekilde bu anormal çıkış devleti zayıflatabilecek, ondan sonra ulusu bölecek bir şey nedir girişim. Evet. Haliyle bizi çok fazla efendim rakip gören kendilerine ileride başımıza her türlü şey getirebilir. Bu Türkler işte bilmem Osmanlı İmparatorluğu gibi imparatorluk kurmuşlar. Ondan evvel de tarihte çok büyük bilmem imparatorluklar kurmuşlar. Devlet idaresinin ne olduğunu çok iyi bilen efendim bir toplum diye her bizden çekinmişlerdir. Bunların tabii bütün sıkıntıları temelde Batı dünyasının Türkiye'nin Türk insanının bugün yaşadığımız bu İstanbul'a sahip olmuş olmasıdır. Ana unsurlardan bir tanesi budur. Çünkü onlar için Hristiyan aleminin efendim büyük bir tarikatı veya şeysi olan işte tarikat belki yanlış oluyor da mezheplerden evet. birisi olan efendim mezhebin başkentidir burası. Hı hı. Ortodoksluğun başkentidir İstanbul. Peki çok kısa bir yanıt arayayım. Ara vereceğim çünkü. Devam edeceğiz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin haberinin olmaması mümkün mü böyle bir darbe girişiminden? Bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün. Evet. Pek fazla istemem. Çünkü zaman içerisinde belki Amerika Birleşik Devletleri efendim Türkiye'de bir takım şeylere silahlı kuvvetlerin siyasete etkin olması konusunda direkt etkileri olmuştur tamam. Ama bu defa çok fazla kesin bir şey söylemek ben böyle bir yorum yapma şeyinde değilim. Pek fazla göremiyorum. Yani onların çok fazla işine gelebilecek bir ortam mıdır? Evet, her zaman belki Türkiye'de evet bir takım zayıflıkların ortaya çıkması ve işte PKK gibi unsurların daha fazla etkin olması konusunda beklentileri olabilir. Ama böyle bir şeyi zannetmiyorum kabullenebilsinler. Çünkü
Onlar kullanmak isteselerdi, silahlı kuvvetlerin bütününü kullanmak tercih ederlerdi. Böyle bir ondan sonra silahlı kuvvetlerin içinden çıkmış, şaşkın, ne yaptığı bilinmeyen, ondan bir sonra kullanmak bir grubu kullanmak Amerika'nın pek işine gelmez. Devam edelim. Kısa bir ara vereceğiz. Ulusal Özel'e ardından devam ediyoruz. Ulusal Özel'e devam ediyoruz. Konuğumuz emekli orgeneral Tuncer Kılınç. Yakından da tanıyorsunuz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ben ona bir ek de yapmak istiyorum. Olağanüstü hal ilanı. Kimi beklemiyordu. Bu kadar herhalde olmaz. Bazı tartışmalarda şu yönde. Zaten konu devlete, hükümete karşıydı. Ne gerek var olağanüstü hale diyenler var. Muhalefetten bazı eleştiriler var. Siz bu dönemde nasıl görüyorsunuz olağanüstü hal ilanını? Olağanüstü hal tabii ki çok güne uygun bir tabir. Evet. Niye? Olağan dışı bir şey yaşadık. Hiç kimsenin beklemediği, kendi silahlı kuvvetlerinin kendi milli değerlerine efendim tahrip edip bilmem zarar verdiği bir dönem herhalde olağan bir dönem olamaz. Dolayısıyla bunun zaman içerisinde orijinine inmek, nereden kaynaklanıyor, nedir? Şu anda belki devletin elinde, savcıların elinde belli bir takım kriterler, bilgiler vardır. Ama bu işin nereden başlayıp nereye kadar gittiği konusunda devletin iyi bir araştırma yapıp, hepsini ortaya çıkarıp bu melanetten, bu pislikten dünyanın temizlenmesi için zamana ihtiyacı var. Bunun için de bugün belki düşünülebilir ki efendim eldeki bütün şeyler, yasalar her türlü araştırmaya, her türlü efendim önlem almaya fırsat veriyor gibi gözükse de daha belki derinden araştırabilmek ve ondan sonra demokrasi çerçevesi içerisinde insan haklarını çok fazla ihlal etmeden bağımsızlığımıza, fert bağımsızlığına, ferdin ondan sonra bir şeysini, ifade hürriyetine çok fazla sıkıntı yaratmayacak bir şekilde ama mutlaka daha derinden bu konunun araştırılması için bir zamana ve yeri geldiği zaman da bir takım mevzuat efendim sahibi olmaya ihtiyaç vardır. Evet. Bu bir olağan durum değil, olağanüstü bir durumdur. Dolayısıyla OHAL kanunun uygulanmasında yarar vardır yarar diye vardır değerlendiriyorum. Şimdi biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı verdik. Konuşmasındaki ayrıntılardan biri başka etaplar gelebilir. Vatandaş sokakta olmaya devam etsin diyor. Genelde Türkiye'de olağanüstü hal deyince tam tersi akla gelir. Vatandaş eve çekilir. Mümkün olunca kimse sokağa çıkmaz. Bir yandan da vatandaş sokakta. Tabii ellerinde Türk bayrakları. Duruş açısından her ne kadar AKP ile ilişkili de olsa pek parti bayrağı hiç ben açıkçası görmedim. Bütün eylemleri izliyoruz, takip ediyoruz. CHP yine bir mitingde düzenleyecek. Bu iki hali nasıl görüyorsunuz? Olağanüstü hal döneminde mitingler, vatandaşın sokağa çıktığını görüyoruz. Nasıl değerlendirmek lazım bu durumu? Şimdi tabii seçilmişlerin en büyük desteği halk. Evet. Halkın sokaklara, meydanlara hakim olması onlar için büyük bir güvence. Doğrudur. Ama şu var. Ben şahsen bu bir eylemdir. Evet. Sokaklara çıkan. Ama bu eylem içerisindekilerin bir de söylemleri var. Bu söylemlerin de çağdaş, demokrasiye yakışır, efendim laikliğe vurgu yapan bir takım şeyler içerisinde olması lazım. Ha bu sokağa çıkanların bir kısmı dini siyasete alet etmek isteyen tutum içerisinde görüyoruz. Evet. Bu yanlış. Eğer gerçekten
demokrasiye, çağdaş devlet efendim vatandaşlığına yakışır bir şekilde çıkacaklarsa, yalnız eline bayrağı almak her şey değildir. Evet. Bir takım söylemler var. O bak şeyleri gördüğümüz zaman, dövizleri bilmemeleri, bir takım gerici ifadeleri görüyoruz. Evet. Onlar yerine daha çağdaş, daha laikliğe vurgu yapabilecek efendim bir takım söylemleri de olduğu zaman başımla beraber ben de katılırım. Hiç şey yok. Evet. Ama tabii şeye baktığınız zaman daha çok dini siyasete alet etme temayülünde olan insanları evet. sokakta görüyorsunuz. Bu da tabii çok fazla iç açıcı bir durum değil. Son gelişme olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingine AKP'de katılacağını açıkladı. O güzel bir şey. Evet. Tabii bu da belki bir siyasi manevradır. Evet. Niye? Çünkü bir şekilde meydanları hep kendi kontrolünde tutmak istediler. Bu dönemde özellikle de meydanları tutan insanlar çok ön plana çıkarıldı, övüldü, şey yapıldı. Şimdi diğer bir efendim muhalefet partisinin oraya çıkmış olması meydanı onlara bırakma anlamında belki beraber olursak hani en azından meydanı paylaştık psikolojisini gösteriyor olabilir sanki, diyorsunuz. Sanki evet. bana öyle geliyor. Ama inşallah iyi niyette gidiyorlardır. İnşallah orada biraz daha dediğim tonda efendim laikliğe, çağdaşlığa efendim vurgu yaparak gerçek demokrasiye vurgu yaparak efendim bir gösteri, gelişme bir görüntü olur. Verirlerse o zaman biz hepimiz evet. mutlu oluruz. Bir diğer nokta Amerika Birleşik Devletleri darbenin olduğu andan itibaren daha doğrusu darbe girişiminin olduğu andan itibaren gözler oraya dönmüştü. Fethullah Gülen'le ilgili bir tartışma da var. Önce onu sormak istiyorum. Artık açık ve seçik Fethullah Gülen bu darbenin başında artık askerler de konuşmaya başladılar. İfade vermeye de başladılar ama dün daha doğrusu bugün gün içinde Obama'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklaması vardı. Belge sunmazsanız vermeyiz noktasına getirdi. Nasıl bir tavır Amerika Birleşik Devletleri? Bu uluslararası anlaşmalar gereğince söylenen sözler. Şüphe yok ki yani karşılıklı sizin Amerika Birleşik Devletleri ile suçluların iadesi konusunda bir takım anlaşmalarınız vardır. Hükümet şöyle diyor. El-Kaide üyelerini Türkiye'den isterken hiç belge sunmadınız. Üstelik biz terörizm arasındaki karşılıklı anlayışımızdan dolayı da hepsini de gönderdik. Biz de açıkça böyle diyoruz ve darbe girişiminde bulundu. Vatandaşlarımızı öldürdü bunu ve yani yönlendirdikleri diyor. Sen gelişigüzel hareketliysen ben efendim yasalarım gereğince hareket ediyorum deme şansını veriyorsunuz karşı tarafa. Yani bizim alel usul sizden istendi ben de verdim. İyi mi ettik acaba? Yani şimdi düşünmeyin. Kurunun yanında yaşta mı yandı? Bilemiyorum yani. Evet. O bakımdan bu bir şey, yani ben öyle yaptım sen de böyle yap deme şansımız yok. Karşılıklı anlaşmalar neyi gerektiriyorsa devletler onu yapacaklardır şüphe yok. Tabii biz biraz bir toplumuz, heyecanlı bir toplumuz. Bize efendim gerçekten tabii üzüldük o zaman da Amerika evet. için üzüldük. 11 Eylül olayı Amerika'da 3000 insanın hayatına mal oldu. Tabii ki bütün insanlık üzüldü. Yani terör nerede olursa olsun, dünyanın hangi yerinde olursa olsun yanlış bir eylemdir. Ama maalesef tarihin başlangıcından bugüne kadar hep kullanılan bir yöntemdir. Yani ki işine gelen ülke terörü destekler, işine gelmeyen lanetler ama bir şekilde ondan medet uman şeyler, ülkeler var. Bu bakımdan tabii Türkiye belki dediğim gibi heyecanla 11 Eylül'deki efendim Amerika'nın düştüğü duruma üzüntüsüyle işte verin dedikleri adamların hepsini hiç belki sorgu sual etmeden, bizi anlaşmalarımıza uyar mı uymaz mı demeden vermiştir. Verdi. Ama Batı toplumu tamamen kaideleri olan, kuralları olan, yasaları olan ve onlara uyan, yani kendi yapmış olduğu anayasasına uyan insanlarla, bizde öyle mi yani? Evet. Biz de anayasayı da dinlemiyoruz. Zaman geliyor bilmem ne yapıyoruz. Peki bundan sonrası için Batı ile hükümetin ilişkileri, Türkiye'nin ilişkileri bakımından nasıl görüyorsunuz bu girişimin ardından?
nereye doğru gider? Şimdi Batı her zaman Türkiye'deki ilişkilerini kendi çıkarları açısından görmüştür. Ülkelerin birbiriyle olan irtibatları hep ulusal çıkarlar çerçevesinde yürütülür. Maalesef bizim gibi toplumlar, dediğim gibi, biraz duygusal, biraz heyecanla kendi çıkarlarımızı unuturuz. Başkalarının bizden taleplerini karşılamakta da bonkör davranırız. Yani bu şekliyle, bu tutumumuzla Batı yine Türkiye üzerindeki menfaatlerini yürütebilmek açısından belki bu olan olayları kınayacaktır, bilmem ne yapacaktır ama görünürde bunları yapacaktır. Eğer Türkiye'nin bugünkü toplumsal düzeni sarsılır, onların Türkiye topraklarında elde etmek istedikleri hedefleri bu eylemle daha fazla imkan dahiline girer diye düşünüyorsa hiç şey yapmayın ki bizi bir şekilde oyalamak suretiyle yine o hedeflerine dosdoğru yürüyeceklerdir. Hükümetin tutacağı yol açısından son bir soru olsun. Biraz da vaktim azaldı ama hükümetin bundan sonraki izlemesi gereken yol açısından siz nasıl görüyorsunuz? Bir darbe girişimi geçirildi. Faili Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir yandan etrafımız oldukça sıcak çatışmalara sahne oluyor. Unutmuş gibiyiz bir anda ama Suriye var. Bölgemizde sıkıntılar hala devam ediyor. Onlar duruyor yerli yerinde. Yol haritası olarak siz ne önerirsiniz bundan sonra? Şimdi ben hep şunu söyledim. Türkiye bütün dünyada mevcut ne kadar devlet varsa 180 mi 181 midir şu anda tam rakamını da bilemiyorum ama her bir ülkeyle mutlaka iyi geçinmek durumundadır. Bu iyi geçinme Türkiye'nin çıkarları açısından hangi ülkeden ne ulusal çıkar elde ederim diye hareket ettiği takdirde başı rahat olur. Aksi halde heyecanlarla, bilmem mantıksız bir takım duygusal hareketlerle işte en yakında hemen komşunuz, mücavir sahadaki insanlar, şeylerle, toplumlarla yanlış ilişkiler içerisine girerseniz, onların iç işlerine müdahale edecek şekilde bir takım tutumlar içerisinde olursanız, başınıza bütün bu belalar çok daha sık sık gelir. Onun için biz yapmamız gereken şey bütün diğer Batı dünyasının yaptığı gibi soğukkanlı mevcut durumu çok iyi değerlendirerek ben şu adımı atarsam ulusal çıkarlarım açısından yanlış mı yapmış olurum, doğru mu yapmış olurum diye hareket etmek ve Türkiye'nin tabii böyle bir takım dış kararlar almada son derece güzel bir Milli Güvenlik Kurulu var. O kurulda o kurulun temel nedeni bir tek şahsa bırakılmamıştır. Oradaki her üyenin konumu aynıdır. Dolayısıyla orada birçok aklın ortak bir karar almasına fırsat verecek bir ortam var. Bu ortamın çok iyi kullanılması, burada çıkacak sonuçlara göre ulusal çıkarlarımızı kollayacak bir takım dış ilişkiler içerisinde olmamız gerekiyor. Bugünkü ortama baktığınız zaman Türk insanı, bakın mecliste son toplantılar, kararların alınmasında bir birlik bütünlük var. Bu birliği bütünlüğü bozmadan çok fazla ihtiyacımız var. Bu bugün değil, yalnız şu olay oldu diye değil. Bu olay da tabii bir musibet bin nasihattan daha iyidir sözünü de hatırlayarak. Bu birliği, beraberliği bozmayacak şekilde hareket etmek lazım. Bu olağanüstü hal yasasını da uygularken her toplumun her kesimini aynı şeyde tutarak, kimseyi öteleyerek değil, ayrıştırarak değil, bu birliği, beraberliği muhafaza ederek bir yere varabiliriz. Onun dışında başka bir şeyimiz, beklentimiz de zaten olmaz devletten. Çok teşekkür ederiz. Tuncer Kılıç. Önemli noktalara değindiniz. Çok sağ olun, konuğumuz oldunuz. Sağ olun. Efendim biz Ulusal Düzeli'ye devam edeceğiz. Bir başka konuğumuza avukat Faik Işık gelecek. Şimdi kısa bir ara verelim.
Çok küçük bir ara, hemen ardından devam ediyoruz Ulusal Özel.